Hepinize merhaba arkadaşlar, benim bir tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi arkadaşlar, geçen videoda Plyking oyunu oynamıştık arkadaşlar. Plyking oyununun bakterinin zor kolay seviyesini oynamıştık. Aynen arkadaşlar, bakterinin kolay seviyesini oynamıştık ve tekrardan Plyking oyunuyla karşınızdayız. Plyking oyununun ikinci bölümüyle. Bunda ise arkadaşlar bakterinin normal bölümünü oynayacağız. Aynen arkadaşlar, bunda bakterinin normal bölümünü oynayacağız. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Hem de benim videolarıma. Evet, bakteri türünü oynayacağız. Bakterinin, yanlış yere girdik, kolay seviyesi. Hastalığımızın adı ne olsun? Bence arkadaşlar ne koyalım biliyor musun? Çok ilginç bir isim. Emir-13. Çok ilginç bir isim değil mi arkadaşlar? Salgınımızın adı Emir-13. Aynen, Emir-13 koyduk ve girdik. Ama biraz genleri de kullanacağız. Mesela mutasyon genleri yaratıştı. Yaratışçı genini kullanacağız arkadaşlar. Ondan sonra bunu kullanacağız. Başka. Bunu kullanacağız. Ondan sonra arkadaşlar DNA genlerinin hepsini kullanacağız. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. Ve sonra son olarak da bunu kullanacağız. Aynen, son olarak da bunu kullanacağız. Öyleyse hemen oyunumuza başlayalım. Evet, oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Merak etmeyin, geçenlerde kazanamamıştık da bunu da kazanacağız. Öyleyse hemen hastalığımızı başlatalım. Nereden başlasın? Bence Kore'den başlasın, aynen. Bu sefer hastalığımızı Kore'den başlatalım. Oyunumuzu da hızlandıralım. Aynen, oyunumuz hızlandı. Emir-13 Kore ülkesinde başlıyor. İyi. Ben bu dünyayı bitireceğim. Emir-13 yayılmaya başladı. Çok hızlı. Çok. Bütün genleri kullandık çünkü. Gerçekten bütün genleri kullandık arkadaşlar. Şimdiden 30 kişiye bulaştı bile. Vay be, çok iyiyiz. Çok. Balonlar da kendi kendine patlatıyor arkadaşlar. Tıpkı geçenindeki gibi. Ulan balonları eşek gibi patlatacaksın lan, eşek gibi. Niye ben? Yok, ben boş boşuna sırf bir DNA için kendimi yormam. Eşek gibi patlatacaksın. Arkadaşlar, balonları neden patlatıyor biliyor musunuz? Çünkü ben dedim ki onlara, eğer benim balonlar patlatmazsanız sizin ağzınızı burnunuzu kırarım dedim. Yok arkadaşlar, öyle bir şey yok. Sadece bir espri yaptım. İğrenç espriydi de, ama yapasım geldi arkadaşlar. 433 kişiye bulaştı. Kullandığımız genlerden dolayı bu kadar hızlı yaydı herhalde. 18 DNA puanı. Neyse, biz yaygınlığı şimdiden arttırmaya başlayalım. Bunu kullanalım. Acaba oyunu hızlandırdığım için mi böyle? Evet, kan yoluyla ve su yoluyla bulaşacak hastalık. Şimdilik öyle. Yani daha da arttıracağız yani bunu. Emir-13 başarılı bir şekilde gelişti. Vay, başarılı bir şekilde geliştik arkadaşlar. Beni daha fark etmediler, evet. Şimdiden 3000 kişiye bulaştım bile. Ha. Arkadaşlar, merak etmeyin arkadaşlar, sence beni yenebilirler mi bunlar? Yorumlarda yazın bir. Beni yenebilirler mi? Hayatta yenemezler. Tamam, geçen de kazanamamış olabilirim. O ayrı, bu ayrı yani. Bunu da kazanacağım oyunu. Kore sınır bekçileri saldırı planlıyor. Saldırı planlıyorlarmış. Nasıl oluyorsa artık bu. Emir-13 henüz fark edilmedi. Tabii fark edilmeyeceğim. Tabii ben çok iyi birisiyim. Tabii fark edilmeyeceğim. Tabii fark edilmeyeceğim ben. Tabii fark edilmeyeceğim. Nerede görülmüş beni fark edebilirlere? Nereden görülmüş? Çok hızlı yayılıyoruz. Çok. DNA puanımız artsın da oyunumuz hızlı mı?
Aynen bayağı hızlı şu anda oyunumuz. Bence Reyhan hızlı olsun. Verem'den daha bulaşıcı. Bakalım herhangi bir belirti mutasyonu uğramış mı? Yok 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 yok. Hiçbir belirti mutasyonu uğramamış. Lan bu dünya bitecek bitecek. Geçen de kazanamamış olabilirim yani. Ama bu sefer kazanacağım. Arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeyim. Video atacağım zamanları bir türlü söyleyemiyorum da. Ama arkadaşlar merak etmeyin sık sık video atacağım. Ama her gün video atamam arkadaşlar. Her gün video atamam. O zor çünkü. En az bir haftada bir haftada bir veya haftada iki kere yaparım. Rusya Aşk Festivali düzenledi. Neyse. Oo, çok iyiyiz. Çok çok. Gerçekten çok iyiyiz. Bir sürü haberler veriyorlar. Bu oyun zaten çok gerçekçi işte. Hastalığı tespit ettikten sonra sokağa çıkma yasağı falan koyuyorlar. Ülke ondan sonra kara sınırlarını falan kapatıyorlar. Gaz maskeleri dağıtıyorlar. Çok gerçekçi. Çin büyük bir deprem yaşadı. Oo. Kaç kişi ölmüş? Kaç kişi ölmüştür kim bilir bir bakalım. Oo 1056 kişi ölmüş lan. Lan nasıl olmuş lan buraya? Bence biraz daha arttıralım yaygınlığımızı. Mesela böceği arttırdım, geliştirdim. Lan ne oldu? Oğlum niye bu kadar düştü lan? İnanamıyorum gerçekten. Ne oldu da bu kadar düştü acaba? Bilmem ki arkadaşlar. Ne oldu da bu kadar düştü acaba? Arkadaşlara bak kazanacağız oyuna. Artacak tekrardan artacak. He ölümler arttığı için mi acaba? Yok öyle bir şey de yok. Neden acaba bu kadar düştü acaba arkadaşlar? Öf arkadaşlar ya neden bu kadar düşüyor ya? Hala. Neden bu kadar düştü acaba? Düşüp düşüp yükseliyor bir de. İyice sinir oldum. Yaygınlığı biraz arttıralım. Şu mallar DNA puanı. Verse. Beklesinler, beklesinler. Göreceğiz bunları, göreceğiz. Beklesinler. Geri artmaya başlar. Merak etmeyin arkadaşlar. Demek ki ilaç direnci falan yok. Acaba ilaç falan mı buldular? Hastalığı tespit etmeden de ilaç bulabiliyorlar çünkü. Yeni Zelanda büyük bir deprem yaşadı. İkinci ülke. Gerçekten inanamıyorum ya. Neden bu kadar düştü ya? İnanamıyorum gerçekten. Bir şey yapma. Aa geri yükselmeye başladı da ama çok az. Arkadaşlar merak etmeyin geri yükseltmeye çalışacağız bunu. Gerçekten insan çok canını sıkıyor böyle şeyler. İnsanın canını sıkmaya çalışıyorlar gerçekten. Neyse yükselteceğiz de belirtileri şu mallar bir türlü şey vermiyor ki. DNA puanı vermiyor ki arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten DNA puanı vermiyorlar ki. Sürekli bir sorun çıkıyor. Ne zaman oynasam bir sorun çıkıyor. Bir düşüyor bir yükseliyor. Bir düşüyor bir yükseliyor. Böyle şey olabilir mi ya? Daha da arttıracağız yaygınlığı. Mesela ne yapalım arkadaşlar? Mesela ne yapalım? Mesela kuş belirtisini yükseltelim. Aynen yükseltelim. Daha da yayılır en azından. O geri yükseldi. Şöyle biraz daha çok DNA puanı versin de daha da yükseltelim şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın iyi oynayamıyorum da ama iyi oynayabileceğim merak etmeyin. Bakın gördüğünüz gibi geri yükseldi. Şu ilaç direncini falan da arttıralım. Ama şu mallar bir türlü DNA puanını vermiyor ki mallar. Arkadaşlar ama bunu kazanacağız. Ulan ne yapmış lan bu dünya? Gerçekten bu dünya ne yapmışsa artık. Uyuksuzluk belirtisi mutasyonları almış. Lan bir dur lan. Zaten bu düşmelerle uğraşıyorum bir de. Mutasyon geçiriyor ya. Dura dura. Lan tek haneli sayılara kadar düşüp geri milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı.
şu ilaç direncini de arttırmak istiyorum. İyi ki şu balonlar kendi kendine patlıyor. Arttıralım. Hazır DNA puanımız varken. Arttırdık. Arttırdık arkadaşlar. Geri tekrardan milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı. Aynen. Kaç kişiye ulaştı? 190 milyon kişiye. Yani arkadaşlar bayağı bir yükselmeye başladık tekrardan. Ama merak etmeyin. Ben sizin için bu oyunu kazanacağım. Hiç merak etmeyin. Sizin için bu oyunu kazanacağım. Artık oyun oynamamız kaç dakika falan sürerse. Yani oyun oynamamız kaç dakika sürerse artık arkadaşlar bilemem. Ama istediğim gerekirse yarım saat bile oynarım ben bu oyunu sizin için. Hiç merak etmeyin. Ama az kaldı. Merak etmeyin, arttı bayağı. Yaygınlığı da biraz arttıralım. Aynen, yaygınlığı da biraz arttıralım. Mesela ilk seviyeye çıkartalım bunu. Ama DNA puanlarımız bayağı düşüyor. Böyle yapınca lan şu artık arkadaşlar ben rakam görmek istemiyorum. Gerçekten rakam insanı sesli yapıyor. Baksana nasıl da düşüyor. Gerçekten iyice sinir oluyorum arkadaşlar. Ama yani hiç iyi oynayamıyoruz herhalde. İyi oynadığımızı söyleyemem yani. Çünkü bayağı bir düştü. Hiç beklemediğim bir şeydi yani bu. Hiç beklemiyordum ben böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten o kadar çok DNA puanı gidiyor ki. Gerçekten o kadar çok DNA puanı gidiyor ki inanamam arkadaşlar. Zaten DNA puanı da hızlı hızlı verse zaten verecek yani. Kister belirtisi mutasyona uğramış. Ulan bir dur lan, bir dur lan. Artık sen mutasyona uğrama lan. Bir dur, sen mutasyona uğrama. Lütfen artık sen mutasyona uğrama. Artık sen mutasyona uğrama bak. Eğer sen mutasyona uğrarsan biz bu oyunu oynayamayız rahat rahat. Evet, oyunu rahat rahat oynayamayız. DNA puanlar bu çok az. Kendi kendine patlatacak zaten balonları. Patlatacak, mecbur patlatacak. Hayvancılıktan da yayılsın bu hayvancılıktan. Zaten birçok kişi hayvancılık yapabiliyor. Aynen arkadaşlar, pek çok kişi hayvancılık yapabiliyor yani. Onun için yani daha da yayılabiliriz. Gerçekten çok eziyetli bir şekilde oynadık. Hastalığımızı fark ettiler mi acaba? Henüz fark edilmedi daha. 3 milyar tane insana bulaştı. Şöyle yani iyice yükseltelim yani. Belirtilere karışmayalım. Onlar çünkü olmaz. Mesela şu havayı 2 seviyeye çıkartalım. 2 seviyeye. Evet, çıkardık. Ama yani bayağı bir DNA puanımız gidiyor arkadaşlar. Çünkü çok DNA puanı götürüyor çünkü bu. Evet arkadaşlar, bayağı bir patlatıyor. Lan artık mutasyona uğrama lan. Sevmem ben böyle mutasyona uğramasını sürekli. Mutasyonlarla mücadele etmek zorunda mıyım? Zaten bu oyun amacı mutasyonlarla mücadele etmek arkadaşlar. Uf, artık canım sıkılıyor. Of, düşme artık, düşme. Gerçekten arkadaşlar sinir oluyorum. Çok sinir oluyorum bu düşünce. Bir şey yapmadığımız halde düşüyor gerçekten, arttırdığımız halde. 4 milyar insana bulaştı. Arkadaşlar merak etmeyin. Daha bu oyunun bir sürü senaryoları var işte. Yani küresel ısınma, buz çağı, altın çağı, ondan sonra nekrovirüs falan, nekrovirüs yani zombi virüsü. Ondan sonra başka her şey yani arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Bakalım ne kadar kişiye ulaşıyor. 60 milyon. Arkadaşlar ama yine de az da yani, ama gerçeğe göre daha çok. Bildiğiniz gibi gerçekte de yani böyle her gün 200 bin vaka görülüyor. Ama oyunda daha fazla bu oyunla. Ya bir de arkadaşlar, oyun gerçekte de bu kadar artsaydı ne olurdu arkadaşlar? Bir düşünsenize ne olurdu? Hiç çok kötü olurdu. Yaygınlığı biraz da arttırmalıyız da DNA puanımız yok ki. Gerçekten şu DNA puanı sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum.
Yani hiç iyi oynayamadık gerçekten bugün ama yine de iyi oynuyoruz. Merak etmeyin yani. İyi oynuyoruz yani hiç merak etmeyin. Kazanacağız bu oyunu. Günlük ulaşmalar düşmezse daha çabuk kazanacağız ama yani bayağı bir yükseldi tekrardan. 393 milyon tane sağlıklı insan kalmış sadece. Yani buna şükredek yani bir de hiç artmasaydı ne yapacaktık? İşte bu olmadı. Zaten 67 milyon tane sağlıklı insan kalmış. Yaygınlığı biraz da arttıracağım da şu DNA puanları yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. Aynen. Şu DNA puanları yüzünden hiçbir şey yapamıyoruz. Ne kadar sağlıklı insan kal. Bakalım. Az kalmış da oh bayağı düştü ya gerçekten düşüyor. İnsanı stresle diyor gerçekten bu düşük rakamlar aynen. 171 bin yani 171 bin neyse yaygınlığı biraz da arttıralım. Ama tabii ki lan 20 DNA puanımız olduğu halde vermiyorlar. Arkadaşlar gerçekten ne yapacağız? Bakalım. Dünyada sanırım sağlıklı insan kalmadı. Aynen artık yaygınlığı arttırabiliriz. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu be. Ama DNA puanlarımız az olduğu için ne yapacağız? Yaygınlığı düşüreceğiz. Zaten bütün insanlara bulaştı. Çünkü DNA puanlarımız geri veriyor ama yani böyle 2 2 veriyor. Yani böyle ikişer ikişer veriyor. Yani böyle ikişer ikişer. O şekilde veriyor. İkişer ikişer veriyor. Yani böyle daha fazla verse yani ikişer ikişer veriyor arkadaşlar yani. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok iyiyiz. Daha da arttıralım şöyle. Aynen arkadaşlar. Neyse arkadaşlar yaygınlıkta bir tane şey kaldı. Onu da bir düşürelim. 36 yani. Neyse belirtileri açalım hemen. Hangilerini açalım? Mesela ölümcül belirtileri. Mesela ya böyle ölümcül olmayan belirtiler açmayak ya mesela öksürüğü açmayalım. Ölümcül belirtiler açalım sadece. Yani böyle ölümcül belirtiler. Hastalığım bulaştırıp deri keseri acı verir ve bunu da arttıralım arkadaşlar. Bunu da ateşi de yapalım. Çünkü bu da ölümcül olabiliyor. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Öksürük ölümcül olmayan belirtiler açmayacağım. Yani boş boşuna DNA puanlarımızı harcamayacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş ölmeye başladılar. Hastalığımızı fark etmişler bile. Bakalım tedavi ne kadar? %9. Aynen arkadaşlar. Bence bunda da kazanamayacağız da ama ne yapalım yani? Ne yapalım yani? Bunda da kazanmak biraz zor. Ama bunu kazanacağız. Sizin için kazanmaya çalışacağım yani. Aşırı duyarlılık da yapmayalım. Çünkü bu da ölümcül değil. Arttıracağız yani bayağı. Hem bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemi üretir ve faktör bir arkadaşlar zor okuyor yok ya. Neyse arkadaşlar biz ölümcül belirtiler olması gerek yani. Bakalım ne kadar kişi ölmüş? 2 milyon. Çok az arkadaşlar, çok az. Yani çok az. Gerçekten çok azız yani. Arkadaşlar acaba DNA hilesi mi yapsaydık? DNA hilesiyle mi oynasaydık? Yok ya hile yapmayalım bence. Yani bayağı bir artıyoruz. Baksana. 5 milyon kişi ölmüş. Tedavide zaten %25 tamamlanmış. Arkadaşlar herhalde bunda da kazanamayacağız. Güzel güzel bu dünyayı bitireceğim lan ben. Bitireceğim lan ben. Bitireceğim bu dünyayı.
Benim adım Emir ve ben hastalığın adını Emir eksi 13 koymamın sebebi çünkü yaşım 13. Yani ben aslında 13 yıldır bu dünyada varım ama beni sadece 2020'de tespit edebildiler. Yani 2020'de bulunabildik. Yani beni geç tespit etmişsiniz. Gerçekten ben 2020'de mutasyon geçirip böyle yaygın oldum. Yoksa ben 13 yıldır varım aslında. Yani ben 2007 yılından beri varım. 2007 yılından beri bu dünya üzerinde varım. Ben gerçekten yani. Beni yani daha geç fark ettiniz. Yani. Tedavi çok zor tamamlanıyor arkadaşlar. Günlük bulaşma 154.000. Aman ölüm. 12.000 kişi ölmüş. 12 milyon kişi ölmüş. Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Kazanacağız. Merak etmeyin. Kazanacağız. 14 milyon kişi ölmüş. Sürekli kontrol etmeyelim. Zaten şuradan görüyoruz. Aynen sürekli oraya bakmayalım. Biraz belirtileri yükseltebiliriz eğer varsa. Hangilerini açalım mesela? Ölümcül olan belirtileri açmak gerek yani. Şu bağışıklık bastırmaya açabilsek onun için 16 DNA puanımın olması gerek. Şu ilaç direncini de düşürebiliriz zaten nasıl olsa. Ya da ısı direncini yok ya öyle hiçbirisini düşürmeyelim. Şu yaygınlıkta düşürmediğimiz var onu birisini düşürelim. Ve bağışıklık bastırmayı açalım. Çünkü o da ölümcül. Açtım. Ve ölümler bayağı bir arttı. Ama yani tedavi %70 tamamlamışlar. Bundan mı kazanamayacağız acaba? Ama belki ondan daha iyiyiz arkadaşlar. İlaca dirençli hastalar tedaviye daha da. Oo, günlük ölüm 1 milyon. 53 milyon kişi öldü. Yani İspanyol gribinden daha fazla kişi. İspanyol gribinde zaten 50 milyon kişi ölmüştü. Küresel araştırmalar tedavi üzerinde odaklandı. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Günlük ölüm 2 milyon. 103 milyon kişi öldü. Arkadaşlar yani bence bunda fazla kişi ölebilir. Ama arkadaşlar maalesef size kötü bir haberim var. Yine tedaviyi tamamlamışlar. Öf ya. İkinci kez kazanamadık. İkinci kez. Emir eksi 13 korkunç hale geliyorlar. Ne fayda eder. Tedaviyi artık buldular bile. Baksana artık hasta sayısı da azalmaya başlar birazdan. Yani birazdan azalmaya başlatırlar bir onu baksana. Hatta neredeyse bütün insanları iyileştirdiler bile. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ama maalesef ki bunu da kazanamadık. Lütfen bana kızmayın. Ama yani arkadaşlar bunu da kazanamadık. Ama arkadaşlar merak etmeyin yani. Bir dahaki 3. bölümde ise hilelisini oynayacağım. Bunun yani DNA hilesi olan. Yani böyle sınırsız DNA hilesini oynayacağım ve onu kazanacağım. Aynen sınırsız DNA hilesini oynayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar bir an video bitti sandım. Yani arkadaşlar diğerinde sınırsız DNA hilesini oynayacağım. Yani arkadaşlar oyunumuz bu kadardı yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay.